Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Ben Müslüman bir kulum, Alevi bir kız seviyorum ve bu kız namaz kılmama karşı bana telkininiz olabilir mi? Kim olursa olsun bir kimse namaz kılmana karşıysa onunla evlenemezsin. Bir Müslüman bir Müslümanla savaş halindeyken biri ölürse Allah katında şehit sayılır mı? Hangisi önce silaha davrandı ona bakılır. İki Müslüman, iki mümin. Önce silaha davranan iki katildir. Anladınız mı? İki mümin, hangisi önce silaha davrandıysa birisi silahına davrandı. Silahına davrandı, karşıdaki kimse de onu öldürdü. Silahına davranan iki katil oldu. Birisi bıçağına elini beline attı, elinde bıçak, belinde bıçak varmış gibi, silah varmış gibi korkutma amacıyla dahi olsa elini beline attı. O esnada karşıdakinde tabanca vardı. Çıkardı, gün vurdu onu. Elini beline atan iki katil oldu. Anladınız mı buradaki fıkıhı? Evet. Şimdi bu tabii bununla alakalı değildir de bu hani Güneydoğu'da öldürülen PKK'lıları da teröristleri de şehit hükmüne sokmaya çalışıyorlar şimdi. İşte o öldürülenler Müslüman değil mi? Bakın, mümin eline silahı alıp gidip de bir polisi, bir askeri, bir sivili öldürmez. Bir kimse kalkıp da orta yere hiçbir zaman terörü, anarşiyi haklı bir yöne çevirmeye çalışmasın. O yüzden böyle bir şey yok. ...9.1.2016 tarihinde sohbetinize katılmıştım. O sohbette bana kimse alkolü bırak demedi, içkiyi bırak demedi. Konusunu konuşurken ben dank ettim ve içkiyi bıraktım, namaza başladım. Allah sizden razı olsun demiş. Allah sizden de razı olsun. Alkollüyken gusül abdesti almada bir sakınca var mıdır? Yoktur. Alkollü iken namaza yaklaşmayınız vardır. O yüzden bir kimse alkollü iken namaza yaklaşmaz. Ama öbür türlü gusül abdesti alır mı? Alır. Namaz kılarken aklıma borçlar, işler, meseleler, açıkçası dertler geliyor. Namazım kabul olmaz diye 10 rekatla tazeledim ama kuşkuluyum, ne yapmalıyım? Boşver, namazda gelen dertler inşallah kurtuluşuna işaret olur, dua olur. Psikolojik hastalıkları dinimiz İslam nasıl yorumluyor? Cinlerin bu hastalıklardaki bağlantısı nedir? Hastalık hastalıktır. Bu noktada cinler öyle söylerler, birisine bağlantıya girebilir mi? Cevap girebilir. O işte onun olumsuz etkileyebilir mi? Cevap etkileyebilir. Kuruntu değil de gerçekten psikolojimizde tedavi edilmesini gerektirecek kadar bir anormallik seziyor ise ilk olarak tıp biliminde mi aramalıyız çareyi? Eyvallah, doğrudur. Bu tip hastalıkların tanısını koymak çoğu zaman güç olabilir. Bu durum doktor için de geçerli, hasta için de. İslam bize bu konuyla ilgili bir kolaylık sağlıyor mu? Tıbbi nebevi var. Hadislerle böyle bir şifa ile alakalı. Oradan bir şeyler bulabilirseniz bir bakın. Allah'ın iki şekilde yaratması vardır buyurmuştunuz. Bir şeyi yoktan yaratma, bir şeyi bir şeyden yaratma. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendi zatından mı yaratmıştır, yoktan mı yaratmıştır? Hakkınızı helal edin. Helal olsun inşallah. Onu bir bilene sormak lazım.
KPSS'ye hazırlanan bir öğretmenim, tarih dersimizde Atatürk ilke ve inkılapları kısmında 1926 Türk Medeni Kanunu'nda işlenmekte, Türk Medeni Kanunu kapsamında Türk kadınlarına verilen haklardan bahsedilmekte, özellikle kadına boşama hakkının verilmesi ve mahkemelerde eşit şahitlik üzerinde durulmakta, Osmanlı'da kadın bu hakları verilmediği söylenmekte. 1. Osmanlı ve İslam kadını boşama ve eşit şahitlik hakkı vermiyor muydu? Vermiyorsa bunun hikmeti nedir? Kadının her zaman boşanma hakkı vardı, eşit şahitlik yok. Yani eşit şahitlik derken kadınlar kendi içlerinde eşit şahitler, erkekler de kendi içlerinde eşit şahitler. Ama şahitlikte bir kadın, bir erkek eşit şahit hükmünde değil. Kadınların iki tanesi bir erkek hükmünde oluyor şahitlikte. Bu noktada erkekler zaten tek erkek, ama şahitlikle alakalı grupsal olarak baktığımızda erkekler kendi içlerinde eşitler, kadınlar da kendi içlerinde eşitler şahitlik olarak. Bu Hanefi fıkhına göre söylüyorum. Osmanlı'da da genel itibariyle Hanefi fıkhına göre içtihat ederlerdi, eğer farklı bir o kimse şey değilse. Ama zaten bu içtihat farklılıkları genel hukuk kaidelerinde değildir. İbadetle alakalı meselelerde vardır içtihat farklılıkları. Yani hukukun diğer, yani işte mesela kısaslarla alakalı meselelerde yoktur çok. Onu biraz arkadaş, kardeşler veya bugünün gençleri onu okumadıklarından bilmiyorlar. Yoksa ibadetle alakalı meselelerdedir genelde içtihat farklılıkları. Yani böyle genel hukuk kaidelerinde devlet olunca devlet kendince bir hukuk kaidesi koyar. İslam'ın kendi içerisinden o hukuk kaidesini söyler. Hangi mezhebe tabi olursan ol, o genel toplumu ilgilendiren hukuk kaidelerinde herkes ona uyar. Benim mezhebim bu demez. Böyle bir hakkı yok zaten. İnsanlar kendi aralarında mezhepsel zenginliklerini şey yaparlar, uygularlar. O yüzden kadının boşanma hakkı her daim vardır İslam hukukunda. Evet. Derin nefes alın. Rahatlayın. Sesleri açın. Eğer internetten dinliyorsanız. Buradan da benim sesim biraz bugün çok kuvvetli değil. Sesimi sen ayarla, açabilirsin de. Sürçülisan edersek affola. Adım adım mı gideceğiz? Gerçek denen nesne Arabi için aslında hayalden başka bir şey değildir. Vakit kalırsa. Gerçek denen nesne Arabi için aslında hayalden başka bir şey değildir. Âlem bir vehimden ibarettir. Onun gerçek bir varlığı yoktur. Bu ise hayal ile kast edilen şeydir. Yani sen zannettin ki bu alem kendi başına buyruk, kendi kendine oluşmuş bir gerçektir. Mutlak gerçekten hariç bir varlıktır. Halbuki hiç de böyle değildir. Bil ki sen kendine bir hayalsin. Kendin de bir hayalsin. İdrak ettiğin her bir şey ve ben idrak ettiğin her bir şey ve bu ben değilim dediğin her bir nesne de bir hayaldir. Şu halde bütün varlık alemine hayal içinde hayaldir. Füsus sayfa 119, 104, 145. Hazreti Pir
Hazreti Mevlana da sen bu alemi hayal üzerinde yürür gör der. Mesnevinin başında. Peki hayal ne? Evet, hayal ne? İnsanoğlu tarih boyunca hayali inkar edememiş. Çünkü insanoğlu kendisi de hayal kuruyor. Hayal üzerine herkes, düşünen bütün herkes bir şeyler söylemişler. Hayal üzerine herkes bir şey söylerken herkes kendi bilgisince hayalin üzerinden bir şey söylüyor. İçinizde şimdi hayali inkar edecek olan var mı? Yok. Sorsam ki hayal ne? Herkes de kendince 3 aşağı 5 yukarı diyecek ki insanın kendi kendine kurguladığı şeyler. Salih, kurguluyorsun değil mi bir şeyler? Kendi kendini kuruyorsun, kurguluyorsun bir şey, öyle değil mi? Bir senaryo bile yazabilirsin, öyle değil mi? Film bile çıkar. Evet. Bir insanlar duygusallığı fazlaysa hayalperestliği de fazladır. Bakın, duygusu yüksekse bir kimsenin hayali de o kimsenin kalabalık olur, yüksek olur, çok hayal kurar. Daha da üstüne çıkarsa o kimse kendi kurmuş olduğu hayallere inanır. Daha da yükseğe çıkarsa o hayalleri gerçekmiş gibi kabul eder. Kendi kafasında o hayali yaşar mı? Evet. Hayalindeki prototipleri konuşturur mu? Evet. Kendi prototipini konuşturur mu? Evet. O prototipler, hayalindeki prototiplerin üzerine fiiliyatlar kondurur mu? Evet. Onları çalıştırır mı? Evet. Koymuş olduğu, o uygulamış olduğu prototipleri bir hedefe doğru koşturtturur mu? Evet. Bunların hepsinde gerçekmiş gibi inanır mı? Evet. Bunun gerçekliğine kendisini kabul ettirir mi? Evet. Bunu kendi gerçekliğine kabul ettirip kendince o hayale koşar mı? Evet. O hayali gerçekleşince kendisince de benim hayalim gerçek dünyamdır der mi? Evet. Kendince kurgulamış olduğu hayalin peşine gidip o kurguladığı hayalin bir manada zahir olarak gerçekleştiğini görünce hayalini gerçek görmesi doğru mudur? Evet. Bu da Mustafa Özbağ'ın hayali. Buna itiraz edecek olan bir kimse olur mu kendi dairemde? Hayır. Bir başkası buna itiraz edebilir mi? Evet. Bir başkası bunu yok görebilir mi? Benim hepsi de zihnimde çünkü. Evet. Ben bunu adım adım gerçekleştirdiğimde yok kabul edenler bunun gerçekleştiğini görünce kendilerince ya biz bunu bir hayalden ibaret zannediyorduk, gerçekleşiyormuş diyebilir mi? Evet. Peki hayal ne? Prof. Henry Corbin 1958 Arabi tasavvufunda yaratıcı muhayyele kitabının başından itibaren okuyucuya hayal kelimesinin anlamını herkesin kullandığı anlamda kabul etmeye karşı uyarır. Muhayyeliği, hayal etme melekesini estetik yaratma organı da değildir der. Hayali idrak organı olarak görür Profesör Izitsu. Hayal kendi iç aleminde
bilgince ve duygularınla kurguladıklarındır. Kendi iç aleminde nasıl kurguladıkların varsa Allah'ın zatı uluhiyetinde de kurguladıkları vardır. Hayal bu manada tüm varoluşu kapsar. Hatta varoluş bize gerçekçi görünse de hayalden ibarettir. Mustafa Özbağ. Soru: kişi hayalini kurgular mı? O zaman cevap olarak, başlangıç olarak önce kendimden örnek vereyim. Ben hayalperest bir insanımdır. Benim kendimce kendi hayatımda iki hayal vardır bende. Bir hayal vardır, bir şeyin üzerinde hayal kurarım. Bu iş olabilir, bu arkadaş olabilir, bu eş olabilir. Bu yaşadığım hayatın bölümleri, kesitleri olabilir. Bu benim için hayatımı ilgilendiren, benimle alakalı her şey olabilir. Beni ilgilendiren her şeyle alakalı hayalim vardır benim. Beni ilgilendiren her şeyle. Ben kendimi bildim bileli hayal kurarım. İşte hayal kurarım. Bana birisi de, ben bir şeylerden uzak dururum genelde. Uzak durmamın sebebi şudur: ben onun üzerinde günlerce hayal kurarım. O hayali onun üzerine giydiririm ben. Bunu böyle yaptırırım. Beni yorar bu. Ben hayali aynı zamanda da dua olarak bakarım. Ben hayali aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına sebep olarak bakarım. Ben hayali aynı zamanda bir istek olarak görürüm, bir dua olarak görürüm, bir hedef olarak görürüm. Allah'ın yaratmasına bir sebep olarak görürüm. Benim için hayal bütün her şeydir. Ben var gücümle onun üzerinde hayal kurarım. Tabiri caizse denklemler kurarım. Olmayan yeri bir daha değiştiririm. Düzelmeyen yeri bir daha düzeltirim. Yolda düzeltirim onu. Ben onun üzerinde kurguladıkça kurgularım, kurguladıkça kurgularım, kurguladıkça kurgularım. Bu benim üzerimde zaman zaman olumsuz etkiler de yapar. Beni yorar, beni uykusuz bırakır. Karşılığı o kurguladığım şeyi o kimsede göremezsem üzülürüm. Bir daha uğraşırım onun üzerinde, bir daha uğraşırım. Benim oradan sonucu almam lazım. O kimse mesela o hayalime ortak olmazsa ona üzülürüm, canım sıkılır. Gider bir daha konuşurum, gider bir daha konuşurum, gider bir daha konuşurum gibi. Hayalini kurgular mı? Evet. Buna ben hayır demem. Ve benim nazarımda bir kimse bir meselede hayali var ise, onun üzerinde hayal kurguluyorsa, o kimse o meselede başarılı olacağına inanırım. Adam bir iş kuracak, işin hayali yok onda. O başarılı olamayacağına inanırım. Bir ev kuracak, evin hayali yok onda. Bir kadın alacak kendisine, alacak olduğu kadının hayali yok onda. Bir erkekle evlenecek, evlenecek olduğu erkeğin hayali yok onda. Bir yol yürüyecek, yolun hayali yok onda. Bu benim tarzım ve hayatım değildir. Bu benim kendi cüz-i irademle. Hayalin ikinci kısmı, meseleyi uzatmayayım. Bu o kimsenin kendi kurguladıkları hayaller bilgisi nispetindedir.
Bir kimsenin bilgisi, işi ise tecrübesiyle sabittir. İş ise tecrübeyle alakalıdır. Bu dini bir mesele ise dini meselele de hem tecrübe hem bilgisiyle alakalıdır. Bu kimsenin normalde kendisini ilgilendiren her ne var ise bunların hepsi de o kimsenin bilgi ve tecrübesi kadardır. Bilginin geliş noktalarından birisi rüyadır, keşftir. O güne kadar görmüş olduğu rüyalardan, hallerden almış olduğu bilgiler varsa onlar da bilginin içerisindedir. Bu o kimsenin kendi cüz-i iradesiyle kurgulamış olduğu hayaldir. Bir de ben hayalin ikinci kısmına bakarım. Bu hayalin ikinci kısmı bu halktan, insana ait yani hayaldi. Hayalin ikinci kısmı Hakk'a aittir. Hakk'a ait hayal o kimseye paket program olarak gelir. O kimse rüyasında X kimseyi görür, onunla evlenir, çocukları vardır. Bu Hak'tan gelen paket programdır. O kimse gider, onunla evlenir, çocukları olur. Bu o kimsenin kendi cüz-i iradesiyle kurmuş olduğu bir program değil. Ama bunun hakikatinin ne olduğunu çözemez insanlar. Bu kimse kendince kurguluyorsa bunu yine Hak'tan değil, halktan Hakk'a. Az önce bahsettiğim gibi bir dua, bir istek, bir niyaz noktasında bu. Yok bu öyle değil. Hak'tan halka ise bunun tecelli etmeme gibi bir olmama gibi bir şeysi yoktur. Bu muhakkak olur. Bu hayal, ben hepimizin anlayacağı dilden söylüyorum, paket programdır. O hani vuruyorlar ya yarışma programlarına, dınk, yarışma başladı, süreniz başladı diyor ya, onun bir başlangıcı vardır. O başlangıcı dınk, o kare önüne geldi mi, o hayal paket program olarak sana gelmiş, sen onu rüyanda veya halinde görmüşsün. O anında çalışmaya başlar. Paket program belli. O çalışmaya başladığında onun arkasından gelecek olan resmi, onun arkasından gelecek olan, onun arkasından gelecek olanı sen biliyorsun. O paket program hayale göre davranırsın. Bu velilere, evliyalara gelen keştir. Bunun adına keş derler. Bu o konuda bir şey bilmediği halde ona hayal yoluyla gelen bir şeydir. Bu bir o kimsenin uyanıkken kalbine gelen ilhamdır. Rüyada gelen bir ilhamdır. Zikrullah esnasında gelen ilhamdır. Yolda yürürken gelen ilhamdır. Sonuçta bu direkt Allah'la alakalı bir şeydir. Kulun bunda kendi cüz-i iradesiyle bir şey yapması yoktur. Kişi hayalini kurgular mı? Bu manada evet. Bu kişi hatta ne kadar hayal kurgular, gerçekçi hayal kurar, oraya doğru koşarsa o kadar da önemlidir. Birisi arada soru sorabilirsin sen. Konuyla alakalı. Mikrofon verin oraya. Birisi yerde gösterdi bana kendini. Bir diğeri havada. Bir başkası nereye gitsem oradaydı. Bir diğeri semada. İlim verdiler bana. Ben de onlara. Eşit değildik ama. Çünkü ben özümde sabit, onlar ise sabit kalamazlardı. Her surete bürünürler, suyun kabın rengini aldığı gibi. Arabi, Futuhat-ı Mekkiye. Arabi enteresan böyle şiirleri vardır Arabi'nin. Ve Futuhat-ı Mekkiye'de bir hayli şiiri vardır.
Onlar o şiirlerden birisi. Ama enteresan. Şurası daha çok hoşuma gitti. Eşit değildik ama çünkü ben özümde sabit, onlar ise sabit kalamazlardı. Her surete bürünürler, suyun kabuğun rengini aldığı gibi. Bu sufilerin çokça yaşadığı bir haldir. Böyle araya girebilir miyim? Sufilerin böyle çokça yaşadığı bir şeydir. Sufiler mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bir siyah sakallı görürler, bir genç halini görürler, bir yaşlı halini görürler, kıyafetlerini değişik görürler. Hazreti pirleri böyle değişik görürler. Şeyhini değişik görür. Hep değişik görürler. Ve onlar böyle renkten renge, şekilden şekile, kalıptan kalıba bürünürler. Hiçbir zaman aynı Hazreti Peygamber prototipi görmezler. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman aynı Abdülkadir Geylani Hazretleri prototipini görmezler. Dervişler önce ilk gördüklerinde aslında saplantı halinde yine bir hal görürlerse bir önceki hali tefekkür ederler. Ve ilk önce hayallerler bunu. Hayal burada da geçer. Hayallemek şudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini bir prototipte gördü. Bir dahaki derste tatlı gelir ona. Tatlı gelince zikrullah da başlar. La ilahe illallah derken hemen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onun gözünün önüne gelir. Ama geldiğinde son görmüş olduğu halde, son görmüş olduğu resimde gelir. Bu aslında hal değildir. Bu bir önceki görmüş olduğu halin hayalidir. Neden? Bir önceki halde onun zatını suret olarak gördü. Halinde gördü. Bakın bunları bir kitaptan okumanız mümkün değil ha. Rüyasında o sureti gördü. Ama rüyasında ama halinde herhangi bir sureti gördüyse gören kimse görüleni akli olarak yanaşın sağlı sollu gören görüleni akli olarak hafızaya aldı. Bakın bu da hal veya rüya, hal veya rüya, hayalden ibaret. Aslında bir resim gördü mü? Hayır. Ama hal olarak bir suret gördü mü? Evet. O suret kendi içerisinde hak mı? Evet. Ama o suret hayal mi? Evet. Ve Arabi'nin dediği varlık hayal içerisinde hayaldir dedi. Sen de bir hayalin içinde misin? Evet. O hayalin içerisinde bir hayal daha gördün mü? Evet. O hayalin içerisindeki hayalin içinde bir hal daha var mı? Hayal var mı? Evet. Geldik şimdi başa. Derviş ne yaptı? Son görmüş olduğu hayaldeki suretleri hayal etti. Eğer yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini aynı renk cübbede gördü. Aynı şekilde sakalı makalı böyle affedersiniz makalı dedim ama işte sakalı sureti aynı.
Geçen hafta gördüğünü gördü. O aslında ne yaptı? Hafızadan geri çağırdı. O bir hayal. Hal değil. Yeni bir keşif değil o. Her hal keşiftir. Her rüya keşiftir. Keşiftir. Bu yeni bir şey değil. Ne yaptı? Hafızadan aldı geldi. Ne oldu bu? Hayal oldu. Halkın kendi hayali. Öncedeki hafızadan, bilgiden aldı getirdi onu. O öyle olmayacak. Ya yeni tecelliyat olması lazım. Şimdi onlar sabit değildir. Evet. Maneviyat dediğimiz surete bürünmüş bu zatlar hiçbir zaman sabit değillerdir. Onları bir yere sabiteye bağlamak mümkün değildir. Onlar halden hale, onlar suretten surete geçerler. Ve hiçbir zaman bir önceki gördüğünüz surette değildir onlar. Ama bunu görenlerin kalbine ilk önce şeyhlerinin lisanından, ondan sonra onların kendi lisanlarından ilham gelir. Önce şeyhi der, bu Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bunun sağlam yolu budur, en sağlam yolu. Şeyhinin sesiyle onun Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni bilir, olduğunu duyar. Durduktan sonra o Abdülkadir Geylani Hazretleri'ymiş. Her gördüğünde kalbine onun Abdülkadir Geylani Hazretleri olduğuna dair ilham gelir. Rüya görüyor. Rüyasında Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni görüyor. Rüyasında onu görürken kalbine de ilham geliyor. Bu Abdülkadir Geylani'dir. Kalbine o sıcaklık gelir, o isim gelir, o hal gelir. Kalbine o düşer senin. Rüyanda ve uyandığında sen bunu hatırlarsın. Bu öyle olduktan sonra o rüyada gördüğün rüyayı tekrar ne yapar kimisi? Şeyhine anlatır. Şeyhi de rüyasında o rüyayı tevil eder. Uyanır yatakta. Kantar içinde kalmış örneğin. Şimdi bu kendi içerisinde görmüş olduğu o suretler halden hale, suretten surete geçti. Burada tabi her surete bürünürler dediğinde evet surete bürünürler. Bir bakmışsın bir pir efendi çok büyük bir işte silah olmuş. Dünyada öyle bir silah yok. Ve büyük bir savaş kurulmuş. O savaşta mübarek zatlar değişik, o güne kadar icat edilmemiş silah mekanizmaları olmuşlar. Bir bakmışsınız, bir zatın birisi gezegen olmuş. Bir bakmışsınız, bir zatın birisi yıldız olmuş. Bunlar böyle konuşuyorum, böyle ya, kendine paye çıkarıyor gibi düşünülmesin. Allah bizi affetsin. O Allah'ın dostları, velileri, ama yaşayan ama vefat eden değişik varlık derecelerinde ve değişik metafizik mana derecelerinde, hallerinde değişik suretlere bürünürler. Değişik suretlere bürünürler. Hatta bir velinin mürşidi kamil olup olmadığı bu suretlerden belli olur. Bir suret görür, şeyhidir. Anında Hazreti Peygamber Efendimiz olur. Anında Cebrail Aleyhisselam olur. Anında tekrar şeyhi olur. Anında Allah olur, konuşur onunla. Anında Azrail Aleyhisselam olur. Anında Cebrail Aleyhisselam olur.
Anında Mikail olur. Anında İsrafil olur, ağzında kocaman bir sur üflüyor. Anında bir kıyamet kopar. Kıyamette anında senin defterine getiren şeyhindir. Başlar hatalarını senin silmeye orada gözünün önünde. Anında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri olur. Der ki senin sildiğini biz de sildik. Anında Hazreti Allah hitap eder. Ben peygamberimi ve dostlarımı geri çevirmem. Onların sildiğini ben de sildim der. Bir olur ki sabah olur sen bakarsın yataktasın. Önemli olan o zatların suretten surete halden hale geçmeleridir. O zaman siz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bir peygamber olarak bakarsınız haklı olarak ve dersiniz ki ya bir insandı, öyle derler ya herkes. Değil mi? Televizyona çıkıyor, ya abartıyorsunuz diyor, o bir insandı diyor. Şimdi halinde hal gören ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde değişik hallerin cereyan ettiğini gören bir kimseyi televizyona çıkarsanız bu şizofrenik derler. O Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini öyle anlatır, öyle bir yere getirir ki derler ki bu kitapta böyle bir peygamber yok. Hemen ayet-i kerimeyi patlatırız biz de. O alemlere rahmet olarak gönderilmedi mi? O zaman şu Arabi'nin şiiri çok hoşuma gitti. Ben özümde sabit, onlar ise sabit kalamazlardı. Her surete bürünürlerdi. Bu muhteşem bir şey oluyor. Bu öylesine zevkli, öylesine tatlı, öylesine heyecanlı, öylesine bir hayret doluyor ki o hiçbirisi de suretten surete geçerken eski suretlerinden de bir eser kalmıyor. Bildiğimiz kadarıyla ruhlar hayal yoluyla kendilerini bedenleştirir. Hayal alemi ruhların bedenleşmesine, bedenlerin de ruhanileşmesine izin verir. Mikrokozmik düzeyde basit olarak söylersek düşüncelerimiz dış dünyadaki nesneleri algılayaraktan ruhanileşir. Nesnelerin bu ruhanileşmiş doğası rüyalar aleminde kesin kanıt olur. Arabi uyanıkken gören cismani göz ile uykuda gören hayal gözünü birbirinden ayırır ki hayal gözü uyanıklıkta bile görür der. Birinci cilt 303. Açıklar mısınız? Evet. Hayal gözü aynı zamanda da bir veçesiyle kalp gözü dediğimiz şeydir. Bu uyanıkken de çalışır mı? Evet. Uyanıkken çalışırken o kimsenin kendince mevcut gözünün görmediği yerlerde görmesi mümkün müdür? Evet. Bunu böyle anlatırken biraz sufi literatürüne, sufi dairesine girmemiz lazım. Sufiler kendilerince rabıta derler ya, rabıta kurarlar. Rabıtanın yine bir veçesi vardır ki bildiklerincedir. Siz oturur heykelin bulunduğu caddeye rabıta edersiniz. Bildiğiniz bu. Heykelin bulunduğu caddeye rabıta ettiğinizde heykelden gelen geçen bütün araçları ve kimseleri görürsünüz. Halin sağlamasıdır bu. Bunu Allah rahmet eylesin, Şeyh Efendi şöyle yapardı. Sağlama yapacak.
o derviş gerçekten hal görüyor mu? Bu noktada hali hayalden ibaret mi? Bu noktada gerçekliğe ulaşmış mı? Bilmiyorum kaç kişiye yapardı yapmazdı. Telefonu kaldırır bulunduğu yerden. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mustafa Efendi ben neredeyim oğlum? Sivas'tasınız efendim. Peki neredeyim ben? Bir odanın içindesiniz. Bu odaya yakın kanepeler var. İşte orada duran 7 tane bayan var. 7 tane bayanın başındaki örtülerin 3 tanesi beyaz, 2 tanesi siyah, 1 tanesi yeşil. Mübarek olsun oğlum. Selamun aleyküm. Kapatır telefonu. Bu o dervişin halinin açık olduğuna işarettir. Ve halinin kuvvetli olduğuna işarettir. Bu biraz böyle yukarı doğrudur. Arkanızda bizim aşçı İsmail var. Ömre'ye gittiğimizde Şeyh Efendi aşçı İsmail'e derdi ki İsmail Efendi git rabıta et Hazreti Peygamber Efendimiz'e. Ona bazı şeyler de söylerdi. O gider rabıta ederdi orada. Herkes İsmail arıyor. Kimseye de söyleme dediğinden İsmail hiç kimseye haber vermeden Ashab-ı Suffe'nin oraya gidiyor. Sabahtan akşama kadar rabıta ağacı. Orada rabıta ediyor boyuna. Soruyor boyuna. Akşam namazı vaktinde buluşuyorlar. O tabi rabıtalarında ne gördüğünü Şeyh Efendi'ye anlatıyor. Anlattıktan sonra da İsmail'e diyor ki bunları Mustafa abine sakın söyleme. O da emredersiniz efendim diyor. Ben İsmail'in yüzüne bakıyorum böyle. Söyleme dedi ya sana. Söyleme diyorum ben. Sana söyleme dedi. İsmail kalıyor. Hatta hiç unutmuyorum. Bir seferinde elimi omuzuna koydum. İsmail sakın ha söyleme kimselere dedim. Söylemem abi dedi. İnsanoğlu enteresan. Hem Şeyh Efendi kaldırıyor telefonu. Neredeyim diyor. Hem bir de Mustafa abine söyleme diyor. Hem dervişlere diyor ki sizin gördüğünüz halleri de o halinde görür diyor. Dervişler hal gördüğünde onun gördüğünüz halleri de görür o diyor. Hem bir de diyor ki İsmail'e Mustafa abine sakın söyleme. O da söylemiyor bana. Ben de hiç sormadım zaten. Sordun mu İsmail hiç? Şey efendi söyleme demiş. O da söylemiyordu. Ben de hiç bugüne kadar Şeyh Efendi'nin emrinin dışına çıkmasını sağlamamak için sormadım ne gördün diye. Ama istiyorsa bir gün anlatırım İsmail'e neler sordurduğunu, neler İsmail'in de ona neler anlattığını. İsmail anlatmaz. Söyleme demiş ona çünkü. Hoş bana söyleme dedi. Başkasının. Bana mı dedi kimseye mi dedi? Hiç kimseye mi dedi? Hiç kimseye diyordu ama Mustafa abi ne hiç söyleme diyordu değil mi? Tamam. Ondan saklayamazsın ama sen yine de söyleme diyordun. Bu hayal gözü yani sufilerin kalp gözü dediği şey uyanıkken de çalışır. Uyanıkken çalışması özel bir şeye rabıta etmesi gerekir. Bu dervişliğin, bu hallerin yaşandığı ilk yıllar çok tat verir insana.
öylesine lezzet verir ki. Hatta biraz da böyle cin gözse o kimse oynar da bununla. Yine haçtayız biz. Bir abimiz geldi hacca. Ama gel şeyh efendi, bir kimse şeyhi bir yerdeyse bizim öğrendiğimiz adap oydu. Adam önce gider şeyhine elini öper, şeyhinle istişare eder, şeyhiyle konuşur, şeyhiyle bitirir işini. Bu adaptır. Bir zakir, bir çavuş, bir vazifeli dervişleri şeyhe bağlar. Kendine değil. Bu abimiz dervişleri kendine bağlamış. Gezmişler, dolaşmışlar, gelmişler. Haç'tayız biz de. 92'de. O zamanlar böyle bu haller filan şeyler böyle eşkare havada uçuşuyor. Bizim de gençliğimiz biraz da böyle heyecanımız yerinde. Biz birisi gitsin diyoruz, gidiyor gelsin diyor, geliyoruz. Öyleyiz o ara. Ben nasıl benim şeyhimi ezer geçer, es geçer, ver yansın, çek uzansın ben ona. Bunlar darman taz. Adam kayboldu Beytullah'ta. Harıl harıl arıyorlar. Sivaslılar arıyor, Nevşehirliler arıyor. Ben de Şeyh Efendi'nin durduğu Altınoluk'un karşısında direk var. Direğin önünde oturuyorum ben, elimde tesbih. Ondan sonra bulamasın inşallah diye verdim o benim. Yani o manada. Bulamıyorlar adamı. Tabii Sivas'tan da Nevşehir'den de hal dervişleri var. Şeyh Efendi onlara diyor. Oğlum bulamadınız abinizi diyor. Hani rabıta yapın, bulun. Herkes bir uzun süre gözlerini belertip rabıta ediyorlar şimdi. Sufilikte bunlar var. Nasıl bugün frekans bozucular var ya, öyle frekans bozuculuk da var. Bunların hepsi de tuz dağılır gibi dağılıyorlar. Bir saat sonra geliyorlar, bulamadık diyorlar. Hatta birisi de çok meşhur o zaman. Geldi yanıma yanaştı. Ondan sonra sen kımıldamıyorsun dedi bana. Bana emretmedi, size emrediyor dedim. Bulsanıza dedim. Hal dervişiniz, dervişsiniz hepiniz de dedim. Ne bulmuyorsunuz dedim ben. Mustafa Efendi ne olursun dedi. 3 gündür dedi, perişan olduk dedi. Ondan sonra nerede dedi. Böyle döndüm. Şataat yapmak da insanın nefsine hoş geliyor ya. Bir direğin dibinde oturuyor perişan bir vaziyette dedim. Ya neden gidip almıyorsun dedi. Neden gideyim alayım dedim. Önce gelip benim şeyhimi öptü, öpecekti elinden dedim. Benim şeyhimin elinden öpmeden dedim, kendi başına iş yapan kim varsa dedim, hepsi dedim perişan olur, dağılır dedim ben. Sen de dağılırsın dedim. Tek yok bunda, yanımdakında. Ben bunu babaya söyleyeceğim dedi. Söyle dedim. Sanki dedim o benim ne yaptığımı bilmiyor mu dedim. Söyle söyleyeceksen dedim. Bu söyledi söylemedi bilmiyorum. Aradan yarım saat 45 dakika geçti. Şeyh Efendi, Mustafa Efendi dedi. Buyurun efendim dedim. Oğlum bitsin artık hadi dedi. Söyle de gelsin dedi. Allah rahmet eylesin. Tabii beni de böyle incitmek, kırmak istemezdi pek mübarek. Ondan sonra estağfurullah efendim. Yok Mustafa Efendi söyle hadi söyle dedi. Emredersiniz efendim dedi. 10 dakika geçmedi. Evraka var ya buldum diye. Kimse normalde şey yapmadan, bulmadan 15-20 dakika sonra karşıdan geliyor. O da hal dervişi. Geldi. 10-15 dakika geçtikten sonra. Neyse Şeyh Efendi ile sarmaştı. Görüştü, konuştu. Direkt benim yanıma geldi. Mustafa Efendi, senin ne işimiz var dedi. Ben de baktım, ne işin varsa görelim dedim. Hani baktım ne işin varsa, o zamanki kalbime gelen şu, sen yenildin, neyime bakacaksın?
daha kuvvetli olsaydın bulunur gelirdin. Baktı. Dedim Hacı abi kendisine. Önce dedim şeyhime bakacaktın. Önce şeyhimin elini öpecektin. Önce dedim şeyhimle dedim halleşip helallaşacaktın. Şimdi dedim şeyhimle helallaş yine. De ki dedim efendim ben sizi ezdim buradan geçtim. Hakkınızı helal edin. Bu durdu. Yoksa dedim gene kaybolacaksın Hacı abi dedim. Tamam. Helallaşayım. Şimdi helallaş. Şimdi helallaşayım. Döndü. Efendim hakkınızı helal edin dedi. Helal olsun Hacı efendi. Bir daha öyle şey olmasın dedi o da. Bir daha böyle bir şey yapma. Dervişleri kendi nefsine uydurma. Velhasıl kelam geldi sonra benim yanıma. İşte şöyle oldu, böyle oldu, şunu oldu, bunu oldu. Bana anlatıyor. Acaba ben anlatma dedim. Ben fukaranın tekiyim. Ben senin ne olduğunu biliyorum Mustafa Efendi dedi. Şimdi bir kimseye rabıta edilir mi? Evet. Bu normalde uyanıkken olur mu? Evet. Bu hayal içinde hayal midir? Evet. O hayal gözü dediğimiz hal gözüyle orayı görür müsünüz? Evet. Onun gördüğünü görür müsünüz? Evet. Onun gördüğünü de görür müsünüz? Evet. Bir kimsenin görmüş olduğu rüyayı normalde uyanıkken görür müsünüz? Evet. Rüyayı rüyayı. O kimsenin gece gördüğü rüyayı görür müsünüz? Evet. O kimsenin daha önce gördüğü rüyayı da görür müsünüz? Evet. Bunu söyleyebilir misiniz? Hayır. Bu ancak sana verilmiş bir keşiftir. Bunu ancak şeyhin söyletirse söylersin. Bunu ancak şeyhine anlatırsın. Anlatılacaksa. Ve bu normalde ancak müritle mürşit arasında olan bir şeydir. Ama bunlar görünür hak mıdır? Evet. Şeyh keşif sahibi bir kimse uykusunda rüya gören bir kimsenin gördüklerini uyanıkken görür der. Oo, 1. cilt 305. Evet, anlattığımız şey. Eğer bir şeyh efendinin keşfi açıldıysa, illa keşfi açılacak diye bir kaydı yoktur ha. İlla ki bunlar her şeyhte görülecek diye bir kaydı yoktur. Ama düzgün bir şeyhte olması gerekenlerdir. Çünkü emmare levame mülhüme mutmainne radiye 5. makama gelen bir kimse de şeyhlik yapabilir mi? Evet. 5. makama gelen bir kimse bir başkasının rüyasında gördüğü şeyi kendisi göremez. Bu 5. makamın hali değildir. Dikkat edin. Ama şeyhlik yapar mı o? Evet. Bu ancak 6. esmada olmaya başlayan hallerdir. 6. esmayı alan kimsede bu haller zuhur eder. Bunu görebilir mi? Evet. Mübarek nasıl tespit etmiş bunu ya? Evet. Arabi hem hayal gözünün hem de cismani gözün görme duyusuyla çalıştığını ve bu iki gözün algıladıklarını birbirinden ayırt etme ilminin esrarengiz ve zor bilim olduğunu söyler. Evet. Bu normalde dervişler böyle hal görürlerken yavaş yavaş hal görmeye başladıklarında normalde hal miydi, hayal miydi, oradan mıydı, buradan mıydı karıştırırlar. Bu ne zaman olursa olsun karışabilir bu. Bu normalde bize anlatan şuydu. Yani bir müddet sonra karışma kalkar, bir müddet sonra karışma kalkar ama hali kuvvetli olan bir kimse için bu noktada
zahir mi batın mı ayırt etmesi zor olur. Zahiri batın, batını zahir olarak gördüğü zamanlar olur. Bu normalde yaşanır mı? Evet. Bu çok yaşanır mı? Bir kısmında çok yaşanır. O kimse eşini başka surette görür, ne bileyim işte çocuğunu başka surette görür, arabasını başka surette görür, ağacı başka surette görür, şahısları başka surette görür, orada oturanları başka surette görür, dinleyenleri başka surette görür, konuştuğunu başka surette görür, konuşurken sanki başka bir kimseyle konuşuyormuş gibi görür. Bunların hepsi de mümkün mü? Evet. Dışarıdan gören de onu, bu halini bilmeyen onu deli der mi? Evet. O konuşur. Yani normalde tıp bak oradan işte örneğin öyle söylüyorum şimdi. Aa Cafer geldi. Cafer'le Cafer'e söyler. Anlatır şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Sonra bir daha Cafer'i gördü. Cafer sana böyle böyle dediydim. Bunları yaptın mı Cafer kalır. O der ki Cafer ben bunları sana söyledim. O da bakar şimdi itiraz edemeyecek ya. Söylemişsinizdir ben unutmuşumdur der. Böyle bir adamla yaşamak da zordur. Böyle bir adamın eşi olmak da zordur. O der ki akşama kuru fasulye yap. Görmüştür onu, söylemiştir. Kendince söylediniz öyle. Der ki ya ben sana kuru fasulye yap dedim. Ne zaman yap dedin? Ya dedim ya ben sana. Dediydin demediydin al bakalım muhabbete. Bu normalde yaşanır mı? Evet. Onlar hali, gerçeği hal gibi görürler mi? Evet. Oradan mı, buradan mı karıştırırlar mı? Evet. Bunlar ilk zamanlarda yaşanır mı? Evet. Hatta bu ilk zamanların haricinde sonra da farklı türlü yaşanır mı? Evet. Farklı türlü nasıl yaşanır? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görür, gel der. O gider arkasından. O nereye geldi de oraya gidecek. Haydi dağ baca bayır dağ deniz dolaşır mı? Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri gelse hadi buradan yürü dese yürümeyecek mi diyeceksiniz? Dağ bayır dolaşır mısınız? Evet. Bu gerçek miydi, değil miydi, hal miydi, hayal miydi? Sorma imkanınız olur mu? Hayır. Tıraş oluyorsunuz, oturmuşsunuz. Tam tıraş olurken böyle, aa ne güzel. Gözünüzü yumdunuz. Aa berber İsa aleyhisselam. Kalkıp ona şimdi böyle tıraş et diyebilir misiniz? Hayır. Kim tıraş eden? İsa aleyhisselam. Utanırsınız, ezilirsiniz, çekinirsiniz işte. Ha otur der sana. Oturursun. Bir bakarsın, aa berber. Oh rahatladım dersin. Gözün böyle gevşerken bir bakarsın o. Yaşanır mı? Evet. Seni görünce bizim berber şey aklıma geliyor. Şamil. Bir ara bırakmış tası tara. Sonra sordum ben konuştum mu dedim ben. Böyle dili damağa tutulmuş bunu. Konuştun dedi bu. İyi dedim tamam sen devam et sen kes bitir. Yaşanır mı? Evet. Bunların hepsi de özür dilerim bitireyim bunları. Bunların hepsi de var mıdır? Evet. Bunun ilacı nedir? O kimse şeyhine söyler bunları.
anlatır. Bu tip kimselerle ticaret yapanlar, yol yürüyenler, bunlarla arkadaşlık edenler dikkat edecekler. Bunların eşleri dikkat edecekler. Aynı şey kadınların içerisinden de olur mu? Evet. Bunların tersine duaları da sıkıntılıdır. O esnada böyle negatif bir şey söylerlerse Cenab-ı Hak yerine getirir mi? Evet. Adamın iki ayakası bir araya gelmez mi? Evet. O esnada. O esnada, o yakaza halinde söylenen şeyi Cenab-ı Hak geri çevirmez mi? Evet. O yakaza halinden çekinilir mi? Evet. Hani Mesnevi'de geçer ya bir hikaye. Tüccar gidiyormuş ya böyle böbürlene böbürlene. Orada da dervişin birisi oturuyormuş. Açmış elini. Sen mi mütekebbir, bu mu mütekebbir demiş. Bu kadar. Adam gitmiş oradan bir köyden bir mal almış. Batmış anında. İki adım daha, her adımda batmış, her adımda batmış. Eşi gitmiş, çoluğu çocuğu gitmiş, malı mülkü gitmiş, her şey gitmiş. Ona danışmış, buna danışmış, şuna danışmış, en son Hazreti Mevlana'ya gelmiş. Demiş efendim böyleyim, perişan oldum. Mübarek demiş ki filanca yerde demiş bir sufi oturur. Gittiğinde demiş yine duvarın dibinde göreceksin onu. Git demiş ondan helallik dile. Önce senin yüzüne bakmayacak demiş. Ondan sonra de ki Mevlana'nın sana selamı var. Gitmiş, bakmış o sufi gene orada oturuyor, rabıta halinde. Selamünaleyküm demiş, kafasını bile kaldırmamış, aleykümselam demiş. Demiş efendim ben çok perişan oldum, şöyle oldum, böyle oldum, şunu oldum, bunu oldum, kafasını bile kaldırmamış. Demiş efendim Hazreti Mevlana'nın selamı var sana. Hemen ayağa kalkmış, Konya'ya doğru dönmüş. Demiş bir selam. Boyun kesmiş. Söyle şimdi ne söyleyeceksen demiş. Efendim demiş. Böyle 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 perişan oldum demiş. Bana dua etseniz demiş. Ona dönmüş. Demiş yüce pirin selamını getirmeseydin demiş. Dönüp bakmazdım sana. Buradan demiş 7 yıl önce geçerken sanki küçük dağları ben yarattım diye geçtin demiş. Ben de dedim ona demiş. Sen mi mütekebbir, bu mu mütekebbir dedim demiş. Hadi demiş Allah işini rast getirsin. Bir daha öyle mütekebbirlik yapma demiş. Bu kadar. O ilk gittiği köye gitmiş. Selamun aleyküm aleyküm selam. Vay demişler ya. Sen bizim işte filanca tüccar değil misin? Evet. Ya neredesin sen demişler ya. Seni bekliyoruz biz. Ne oldu? Demişler ya buğdayları al. Demiş ya param yok. Sat getir demişler ya. Al. Demiş devem yok. Ulan demişler şuradan getirin gelin develeri. Develeri alıp gelmişler. Al demişler develer de senin. Hepsini sat getir bizim buğdayları. Oradan buğdayları bu develere sarmış götürmüş Konya'ya satmış. Gelmiş parasını vermiş onların öbür köye gitmiş bir daha sat getir. Öbür köye gitmiş bir daha sat getir. İşi düzelmiş adamın anında. Hemen birkaç ay içerisinde. Sat getir demiş hepsi de. Ha. O yakaza halindeki dervişin, sufinin duası geçer mi? Evet. O esnada, o yakaza halindeyken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle konuşurken, Cenab-ı Hak'la kelam ederken, niyazlaşırken, o esnada ama tersine ama düzüne bir şey söylerse, dikkat etmekte fayda var. Allah bir kimseye ayırt etme kudreti verdiğinde, kimseye, o kimseye ilişkileri olduğu gibi gösterir. Bu artık böyle mürşid-i kamil noktasıdır. O mürşid-i kamil noktasında onda ayırt etme özelliği olur. Mürşid-i kamil noktasında.
Cebrail bedevi suretinde geldiğinde Hazreti Ömer dahil tüm sahabeler bu ilme sahip değildiler. Cebrail'i gerçek bir bedevi zannettiler. Alamet olmadan insanlar ruhların hayali zuhuru ile Allah'ın tecellisinin zuhuru arasında farkı bile ayırt edemezler. Evet. Nasıl Cebrail aleyhisselam geldiğinde Hazreti Peygamber sordu. Bu kimdi? Herkes dediler ki Dıhye'ydi. Onlar Dıhye görmeleri hak mıydı? Evet. Onların gördükleri Dıhye miydi? Dıhye suretinde gördüler. Onlar kendilerince kendi görüşleri haktı. Ama hakikat değildi. Hakikat neydi? Cebrail kardeşiydi. Cebrail bu noktada hak mıydı? Haktı. Hakikat neydi? Hadis-i şeriflerde de okudunuz bu mu? Evet. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki gelen Cebrail kardeşinizdi. Bu söz hak mı? Evet. Cebrail'in hakikati ne? Dıhye gördüler. Dıhye görmeleri hak mıydı? Böyle bakıyorsunuz da. Haktı. Öyle değil mi? Ama onların gördükleri dıhyeydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onlara ne dedi? Gelen Cebrail kardeşimdi. Size dininizi öğretmek için geldi. Bu söz hak mı? Evet. Hakikatte Cebrail miydi? Şeyh Allah gayretinden kıskançlık dolayı aşıklarından birinin sadece kendisini sevmesini isteyebilir. Evet. Allah kendi aşıklarına sadece kendisinin sevilmesini, sevmesini ister. Bir şeyh de öyle midir? Evet. Bir şeyh de kendi dervişlerinin sadece kendisini sevmesini ister. Dervişin gönlünde çatallık olursa bu şeyhin canını sıkar mı? Evet. Bu noktada şeyh buna müdahale eder mi? Evet. Bir sufiye Cenab-ı Hak müdahale eder mi? Evet. Bir peygambere müdahale eder mi? Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine müdahale etti mi? Evet. Allah bu noktada kıskançtır. Kendi peygamberlerinin ve velilerinin ve aşıklarının gözüne ikinci bir suretin düşmesini istemez. Eğer bir sufi yetişirken şeyhinin haricinde gözüne bir suret düşerse kör olur. Yani manadan bir şey göremez. Kalbine ilham gelmez. Bu büyür, büyür, yetişir.
olgunlaşmış meyve haline gelir. O hale gelince onun gönlünde Allah sevgisi baskın olur. Şeyh bir tek şeyde kendini geri çeker. O sufinin gönlünde Allah sevgisi yerleşti mi, şeyh kendini geri çeker. Şeyhin vazifesi orada bitmiştir. Şeyh o dervişi Allah sevgisinde kemale erdirdiğinde kendisini geri çeker. Ve o derviş o hale gelinceye kadar şeyhinden başka bir şey görmeyecek. Görürse bu Allah ve Resulü değil yalnız. Öyle algılamayın. O derviş mesela işte erkekse işte diyelim ki eşi, diyelim ki çocuğu, diyelim ki işi, diyelim ki katı, yatı, arabası. Bunlar zor imtihanlar. Allah nefsin her şeyden kurtulup kendine feda edilmesini ister. Böylece nefis hiçbir şeye aşık olmalıdır. Olmamalıdır olacak herhalde. Olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Hiçbir şeye, yani normalde gördüğü hiçbir şeye aşık olmayacak. Evet. Bu nedenle nefse doğal bir surette Allah kendini gösterir. Ve inkar edilemez bir alamet verir. Cenab-ı Hak bu söylediği şey 5. makam. Nefis meratiplerinden. O derviş öyle bir hale gelir 5. esmada. Bunları açık açık konuşuyorum. Böyle kendi kendinizi olmadan oldum derdine düşerseniz vebali size ait. Bunları böyle anlatmazlar kolay kolay, böyle açık açık. Ben anlatayım, öleceğim gideceğim, hiç olmazsa ilim olarak kalsın arkada. İnşallah hepiniz de yetişirsiniz. Allah dervişe bu manada hitap eder. İlk önce Allah'ın kendini göstermesi sufilikte hitap yolu iledir. Derviş rüyasında onu cennete katarlar. O cennetlik olur rüyasında. Cennete girer. Cennete girdiğinde işte bir makama, bir mekana oturtturlar. Oturtturulunca Cenab-ı Hak ona hitap eder. Seslenir. O dervişin o seslenişi, dervişe sesleniş aslında dervişin de aynı zamanda mana olarak nereye kadar gideceğine de işarettir. Bunu derviş o esnada bilemez. Ama hitap 5. esmadadır. Hak esmasında. Dervişe şeyhi hak esmasını verir. Derviş o hak esmasında çalıştıkça, yürüdükçe, koştukça en sonunda, tabi bu arada o ölür. Derviş. Bu halleri de yaşar. Öldükten sonra herkesi görür başında. Bu gerçekten öldüğü andır. Öldüğünde onu yaşayacak o kimse. Ölüm estantenesini başa alırlar. Derviş ölür. Herkes başında. Öldükten sonra yıkarlar, kefenlerler, musallaya koyarlar. Cenaze namazını kılarlar, götürürler. O götürenleri görür. Etrafında olanları görür. Yaşananları görür hepsinde. Aynı zamanda da öldü ama. Hem öldü hem ortalığı seyreder. Herkesi görür. Her şeyi görür. Her şey. Ondan sonra bunun en kemal hali budur.
Bu beşinci makama gelinceye kadar değişik ölümler yaşar dermiş. Bu beşinci makamın ölümü onun gerçek ölümüdür. İnşallah Rahman. O kimseyi koyarlar kabre. İşte herkes gider. Gittiğinde gelir sorgu melekleri. Sorgu Rabbike nebike sorgusunu sorarlar, hesabını görürler. Gir cennete derler, girer cennete. Bu arada o kıyamet estantenelerini görür, mahşer estantenelerini görür. Bunları normalde dışarıda dinleyen, bunları da normalde dışarıda söyleyen kimseye derler ki bu adam işte şizofrenik hasta. Bunlar yaşanır mı derler. Derviş bunları yaşar. En sonunda cennete girer, cehennemi görür. Şeyi görür, sıratı görür. Aşina olur her şeye. Bilir artık o. Kalbi mutmain olur. Kabir hak. Kalbi mutmain olur. Ahiret hayatı hak. Kalbi mutmain olur. Cennet hak. Cehennem hak. Kalbi mutmaindir. Görür her şeyi. Yaşar. Cehennemin kokusunu alır uzaktan. Cehennemin suretini görür. İçerideki azap çekenleri görür. Cennetin güzelliğini görür. Bu beşinci esmanın halidir. O cenneti, cehennemi görür. Dördüncü esmada zaten Arşallah'a çıkmıştır. Arşallah'ı dördüncü esmada görür. Arşallah'ı dördüncü esmada görür. Arşallah'da zikrullah yapar. Zikrullah'ı dinler orada. Arşallah'daki zikrullah halakasına katılır. Bu dördüncü esmanın hali. Beşinci esmada öldü, bitti, cennete girdi. Ona derler ki gir cennet, Allah'ın cennetine girer. Bu yolda hep şeyhi yanındadır onun. Zorlandığı anda şeyhi gelir. Eğer zorlanırsa. Zorlanmazsa tıkır 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 gider. Cennette yaşarken Cenab-ı Hak ona hitap eder. Bütün vücudu kulak olur. Ses bütün vücuduna gelir. Bir yönden gelirse eksiktir. Sağından geldi, solundan geldi, önünden geldi, arkasından geldi. Ayrı ayrı zamanlarda eksik. Hak mı? Evet ama eksik. Ne zaman kemale eriyor bu noktada? Bütün her yerden sesi duyar. Ve kalbine ilham gelir. Bu Hakk'ın sesi. Bunu daha önce zikrullah'ta da duyar. Zikrullah'ta bunu şeyhi söyler. Bu onun sesi. Ayırır şeyhinin sesi. Peygamber Efendimiz'in sesi, Hakk'ın sesi. Ayırır onu. Ayırma özelliği önce hani okuduk ya, o. Ayırır. Bu Geylani Hazretleri'nin sesi. Bu Ahmet Arifa Hazretleri'nin sesi. Bu Hazreti Mevlana'nın sesi. Nerede olursa olsun o Mevlana'nın sesini tanır. Bu Geylani Hazretleri'nin sesi. Nerede, ne zaman olursa tanır o sesi. O ses onda normalde gördüğünü de tanır, duyduğunu da tanır. Ve normalde bu akla tecelli eder. Gördüğü, duyduğu manevi hallerde. Hepsini ayırt eder mi? Ayırt etmeye başlar. Bu noktada beşinci esmanın tam kemal ehli Cenab-ı Hakk'ın o sufiye cennette hitap etmesidir. O hitabı alınca o değişik, bu noktada hitapta da değişik makam ve mevkiler var. O da ehline malumdur. O bu halemen gider zaten şeyhini anlatmadan duramaz. İçi içine sığmaz. İçi içine sığmaz bunu gerçek manada yaşarsa. Ve gider şeyhine bunu anlatır. Şeyhi de ona esmasını değiştirir. Ya da değiştirmez. Nasılsa işte. Bu o hitabı aldı ya, sesi duydu. O ses Hakk'ın sesi. Artık o sesin sahibi olan Hak suretten seslenir mi? Evet. Sureten görünür mü?
Evet. Sureten görünmesi yanıltmasın sizi. Örneğin bir böyle hızla dağa baktığında dağda bir şeyhinin sureti ve onun sesi. Bilir ki hak onda tecelli etti. Sesi tanıdı çünkü. Bakın suret değil, ses onun için ne oldu? Delil oldu. Sesi ona ne oldu? Delil oldu. Artık gördüğü suretin şeytani olup olmadığının delili ses oldu. Hitap olmazsa o zaman delilsiz olur. Dikkat edin. Hitap olacak. Yani Cenab-ı Hak ona kelam edecek. Hitap delil oldu. Gördüğüne delil. Eğer hitap olmazsa gördüğü hak mıdır? Evet. Ama delilli değildir. Olmadan oldum diyenlerin ayağının kaydığı yer burasıdır. Görürler, hitap yoktur ama. Görür, hitap yok. Burası çok önemli. Allah'ı da rüyasında görür mü? Görür. Hitap olacak. Hitap. Allah hepimizde o hitabı erenlerden eylesin. Amin. Şeyhin gördüğü iki rüyadan sorularımız. Bir gece Hak bana bir vakıa yoluyla beyaz tenli, orta boylu bir adamı gösterdi. Hak bana bu bizim kullarımızdandır. Ona faydalı ol dedi. Hakk'a o kimdir dedim. İspanya'da bu şarat sakinlerinden İbn-i Cudi dedi. O sırada ben Şam'daydım. Rabbim o benden nasıl yararlanacak dedim. Onunla konuş, sana onu gösterdiğim gibi onu da seni gösteriyorum. Ona sesten seni işitecektir. Soru. Sizin hayal tarifinizdeki Allah'ın kendi zat-ı uluhiyetinde kurguladıkları vardır. Bu rüya ona mı delalettir? Aynı alemde iki kişi aynı rüyayı görür mü? Evet. Benim Allah'ın kurguladıkları hayal olarak kurguladığı şeyler dediğim şey budur. Bu normalde sizin anlayacağınız manada zahire tecelli etmez. Ama Cenab-ı Hak bunu kurgulamıştır. Bu kurguladığı şeyi 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi görebilir mi? Evet. Bu kurguladığı şeyler bunu rüyada yaşayabilir mi? Evet. Gelin ben sizi bir çıt daha yukarı çıkarayım. Sufi oturur. Her veli zatın bir gece virdi vardır. Gece virdi olmayan bir kimse yoktur. Hepsinin de gece virdi vardır. Bir kimse daha 3. makama ayağını attıysa o gece virdi başlar onda hakiki manada. Gece virdleri bu manada keşf kapısının açıldığı zamanlardır. Bunun için burada rüyada anlatmış ya Hazreti Pir bunu. Rüyaya gerek yoktur. Bu gece virtlerinde veyahut da velilerin öyle bir zamanları vardır ki halvet ederler kendi kendilerine, yalnız kalırlar. Gündüz gece hiç önemli değildir. O esnada özel bir hal vardır. Konuşmak istemezler, cevap vermek istemezler, yeme içme istemezler. O esnada kendi hallerince kendilerine aittir. O esnada bir şeyhin yanındaysa bir kimse ona soru sormaz, ona bir şey konuşmaz, ona bir şey demez. O laf açmadıkça laf açmaz. O uyanmadıkça onu uyandırmaz.
O kalkmadıkça ona kalk demez. Yok namaz vakti geldiydi, yok oruç vakti geldiydi, yok şunun vakti geldiydi, ona bir şey söylenmez. Ona bir şeyhe o esnada mürit veya etrafındaki eş ve çocukları hiçbir şey demez. Hiç. Laf atarsa konuşulur, laf atmazsa konuşulmaz. Bir şey söylerse söyler, söylemezse söylemez. Yakın dairedekiler, özel dairedekiler, yok hava nasıldı, yok oradan mı gidelimdi, yok karnın aç mıydı, yok tok muydu, yok namaz vakti geldi miydi, yok şu mu? Konuşulmaz hiç. Hiç. Gündüz gece hiç önemli değil. Beraber yolculuk yapanlar, beraber hayat yaşayanlar buna dikkat ederler. O cehri böyle zahiriymiş gibi birileriyle konuşur, birileriyle görüşür, birilerine kızar, birileriyle sohbet eder. Sakın bana mı dedin dahi deme. Şimdi bütün dergah Mustafa Özbağ'a kızardı. Şeyh Efendi'yi o götürüyor, o getiriyor, işte o yapıyor diye. Sanki şey, ne o? Ben kendi kafamdan yapıyorum. Benim yanımda rahat ediyor. Ben hiçbir şey sormam. O konuşur, yolda sohbet eder. Benle değil ha. Oo, ne muhabbet. Sen ancak varsa bilgin rabıta et. Kimle konuştuğuna bak. Hem arabayı kullan hem rabıta et yapabiliyorsan. Hem araba kullan hem rabıta et. Hele Şeyh Efendi'nin yanında olursan Mustafa Efendi kimdi o az önce gelen diyebilir sana. Sen istersen görmedim de. Öyle şeyhin yanında, Şeyh Efendi'nin yanında öyle yolculuk yapmak. Öyle. Her dervişin işi değil. Yapar mı? Yapar. O zaman Şeyh Efendi hiç bırakmaz kendini onun yanında. Öyle yolculuklarımız da oldu mu? Oldu. İşte arkada birkaç kişi var. Ya uyutur onları Şeyh Efendi öyle bir şey olacağı zaman. Çok gördüm ben öyle. Bir de bana sorar. Uyudular mı? Uyudular efendim. Tamam. Onlar uyudu arkada. Derviş şeyhinin yanında uyur mu? Uyur. Bir de bana sorardı. Uyudu mu Mustafa Efendi onlar? Uyudular efendim. Arabadalar. Arkadalar. Uyuyor bunlar. Ondan sonra tesbih başlıyor. Meşhur onun tesbihi. Çat 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 çat. Durdu. Durdu mu? Film başladı. Sen de hemen filmi seyret. Toparla kendini. O film seyretmeye başlayınca sen de ucundan kıyından seyredeceğim diye uğraş. O film orada var mı? Var. Gösterime girdi mi? Girdi. İlk gösterim mi? Evet. Taptaze mi? Evet. Seyret. Biraz daha gidince ortalık kalabalık tabii. Mustafa Efendi. Kimdi o? Başını bembeyaz sarıp da böyle kocaman sarık saran. Fark ettin mi? Fark ettim efendim. Filancaymış Pakistan'da. Çat 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 çat. Arada bir de böyleler, böyle de var. Bu ne? Bu uyur kan değil. Bu uyanık kan. Uyanıkken Cenab-ı Hak bir başka mürşitle, bir mürşidi kamille seni görüştürür mü? Evet. Allah'ın bir dostuyla uyanıkken seni görüştürür mü? Evet. Bu sana ait değildir.
Bu senin kurguladığın bir şey de değildir. Bu paket program. Yukarıdan aşağı. Bu var mıdır? Evet. Bunda senin ihtiyarın var mıdır? Hayır. Bunda senin dahlin var mıdır? Hayır. Hatta mekansal olarak da görüşür müsün? Evet. Aynı mekanda buluşur musun? Evet. Aynı mekanda onunla konuşur musun? Evet. Bu hal içinde hal midir? Evet. Hal içinde haldir bu. Bu Arabi'nin hayal içinde hayal dediğini biz hal içinde hal terim olarak bunu biliriz. Bu hal içinde haldir. O hal içerisinde, halin içerisinde bir hal daha yaşar mısın? Evet. Bakın onun içerisinde bir hal daha yaşanır mı? Evet. O halde o halin tefsiri olur. Bunlar yolda var mı? Evet. Bunlar yolda var mı? Evet. Devam edelim. Şeyh-i Ekber'in ikinci rüyasına geçelim. Şeyh anlatır. Allah bana yüzlerini tanımadığım bir grup insanla birlikte kendimi Kabe'yi tavaf ederken gösterdi. İnsanlardan birisi ben senin soyundan atalarından biriyim dedi. Öleli kaç yıl oldu dedim. 40 bin yıldan hayli bir süre diye cevapladı. Ama Adem bu kadar yıl önce yaşamıyordu ki dedim. Hangi Adem'den söz ediyorsun? Sana en yakın olandan mı yoksa bir başkasından mı? O vakit Hazreti Peygamber'in bir hadisini hatırladım. Allah 100 bin alem yaratmıştır. Benim atalarımdan olan bu kişi de onlardan biri olmalıydı. Soru. Hayali zaman, kozmik zamanın yanında yer alır mı, almaz mı? Sufiler bu noktada, sufiler için hayal zamanı ve kozmik zamanı diye bir zamanlama söz konusu değildir. Sufiler için bu zaman Allah'tır. Hadisi kutsisinin içerisine girer. Sufi için bu dünyada yaşarken bu dünyanın zamanı insanların arasındaki bu zaman bunu gözetir mi? Evet. Sufi için bu manada zaman birimi yoktur. Bu hali şimdi buraya da girelim. Madem her şeyin bir de manevi olarak nefis meratiplerinden de karşılığını koyuyoruz. Bunu da koyalım. Bu artık bizim kardeşlerde 7. makamın ortasında tecelli eder. Onu ya o Beytullah'taken ya da onu Beytullah'a götürürler. Beytullah'ta bu genelde Ramazan'ın son 10 günü muhakkak ömreye gidenler son 10 gününü Beytullah'ta yaşasınlar. Beytullah'ta geçirsinler de ısrar ederim. Son 10 günün içindedir Kadir Gecesi. Tekrar söylüyorum. Son 10 günün içindedir Kadir Gecesi. Şimdi bizim dergahın bu noktadaki kıymeti anlaşılsın diye bunu söylüyorum. İçimizde çünkü buna şahit olanlar da var. Biz 2002'deydi. Son ömreye gittiğimizde. Böyle konuşuyor herkes. Bugün Kadir Gecesi mi değil mi diye. Bana soruyorlar. O esnada da bizim İsmail geldi. İsmail'e dedim, İsmail, bugün Kadir Gecesi mi ya dedim. İsmail böyle dedi ki, vallahi dedi,
Bugün bana Kadir Gecesi gibi geliyor dedi. Kelime böyle değil mi? Üç aşağı beş yukarı. Kelimelerde hata yanlışlık yapabilirim. Ama bizim kardeşlerin hepsinde böyle bir o gece Kadir Gecesi değil, böyle kalplerinde şey var. Yerleşmiş vaziyette yani böyle. Herkes. Derviş kardeşler. Ben de böyle hem İsmail'e bakarak hem arkadaşlara dedim ki Kadir Gecesi ise dedim, bakın daha imam belli değil, hiçbirisi belli değil. Sudeysi dedim, Kadir Suresini okusun bugün o zaman dedim. Tabi ezan okundu, hemen iftar ettik. Hava da hafiften yağışlıydı değil mi? Yağışlıydı. Herkes kaçışıyor ya, biz kaçışmıyoruz. Bizim bu noktada şeyimiz yok. Ne o? Derdimiz yok. Islanıyoruz. Ne olacak ki ıslansak? Tabii namaza kalktık. O kalabalıkta zaten imamın kim olduğu da bilinmiyor ya, görünmüyor ya. Tabii. Allahu Ekber dedi Sudeysi. Birinci adım. Fatiha'yı okudu. Hiç unutmuyorum. Durdu. Arkasından Zamm-ı Sûre okuyacak ya. Durdu. 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 İçimden dedim ki, dedim Kadir Gecesi ise şuna dedim Kadir Suresini okut. Daha böyle dedim, Kadir Suresi'ne başladı, boşaldı benim zaten hiçbir şeyim kalmadı. Sadece ben değil, herkes boşalmış zaten. İftardan önce konuşulan şey buydu. Tabii Kadir Suresi'ni okudu, bizim grup yıkıldı zaten o esnada. Neyse, namaz bitti mi bitmedi mi bilmiyoruz zaten biz. Sünnetleri kıldık, bütün herkes telefonları eline aldı. Coşu huruş içerisinde her tarafa yayıyorlar. Bu gece Kadir Gecesi kesin diye. Bir gün sonraydı değil mi Kadir Gecesi? Tabi biz o günü Kadir Gecesi olarak biz yaşadık. Gerçekten de Kadir Gecesi'ydi. Kadir Gecesi'nde Cenab-ı Hak o güne kadar yaratılmış ne var ise hepsi de tavafa gelirler. Bu soruya şimdi kozmik zamanla alakalı soruya bizim bu noktada teknik bir bilgimiz yok. Buna ancak biz yine hal üzerinden cevap vereceğiz. Kendimi bir daha ifade etmeme gerek yok. Ne olduğum meydanda hani şey olarak kendimi böyle yüksek bir yerde gösterme babından değil. Ama bilin. Allah'ın öyle yaratıkları var ki. Öylesine yarattığı şeyler var ki. Öylesine yaşamış kavimler var ki. Buna matematiğin, fiziğin yetmesi mümkün değil. Öylesine enteresan kavimler, yaratılmış insanlar, değişik mahluklar, cinni taifesi, değişik melekler, cinni taifesinin değişik türleri, ayrı ayrı alemlerde yaşayan varlıklar, başka alemlerde yaşayan insanlar, insan çünkü, topluluk topluluk geliyorlar. Hepsinin başlarında peygamberleri,
Kimisinin başlarında şeyhleri, kimisinin başlarında kralları, bildiğiniz kralları. Kimisinin başlarında padişahları, öyle onun gibi. Krallar farklı, padişahlar farklı, şeyhler farklı, peygamberler farklı. Peygamberler, cinnilerin başındaki şeyler ne o? Görevliler farklı. Ama herkes böyle kendi imamının veya padişahının arkasında tavafa geliyorlar. Ama nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Böyle aşağıdan, yani Beytullah'ın zahir olarak bulunduğu yerden o arş âlâ'nın uçsuz bucaksız yüksekliğine kadar her makamda, her böyle makamda tavaf edenler var. Hepsi de lebbeyk okuya okuya, Allah'ı zikrede zikrede bildiğimiz, yani nasıl söyleyeyim, hani biz derviş kardeşlerle gittiğimizde zikirle yapıyoruz ya, zikirle, lebbeyklerle tavaf eden edene ve her yedi şaft dönen gidiyor, yedi şaft dönen gidiyor, yedi şaft dönen gidiyor, yedi şaft dönen gidiyor ve yukarı doğru baktığınızda uçsuz bucaksız, yani normalde çıplak gözle zaten şey değil, bu anlatılacak bir şey değil, gözünüzün alabildiği yere kadar yaratılmış olan insanlar ve varlıkların hepsi de Beytullah'ı tavaf ediyorlar. Kadir gecesi. Bu Kadir gecesinde oluyor bu. Ve her Kadir gecesi bu ritüel devam ediyor. Her Kadir gecesi. Her Kadir gecesinde bütün Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatın iman edenleri, mümin olanlar Beytullah'ı tavaf ediyorlar. Her Kadir gecesi. Bakın istisnasız. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'de son 10 gün hep ne yaptı? İtikafa girdi. İtikafa girdi. Ve Kadir gecesi istisnasız bütün yaratılmış olan mahlukat. Bakın ben bunu ilk defa burada okuyorum şimdi. Hangi Adem'den bahsediyorsun mevzusunu. Ama bundan 15 yıl önce sohbetlerde söylerdim ya hangi Adem diye. Hatırlıyor musunuz eski derviş kardeşler? Evet, hangi Adem derdim. Evet, bir Adem var, doğru. Doğru. Bu alemin, yaşamış olduğumuz alemin bir Adem'i var mı? Evet. Bir Adem de var mı? Evet. Adem peygamber hak mı? Evet. Evet. Biz bu alemin içerisinde yaşayan insanlarız. Evet. Bu aleme kayıtlıyız. Evet. Bizim zamanımız, bizim işte bu noktada mekansal olarak şeyimiz bu zamanmış. Şimdilik. Bu alemin dışında alemde görevliler var mı? Evet. Bu alemin dışında da vazife yapanlar var mı? Evet. Allah'ın vazifelendirdiği öyle mübarek kulları var mı? Evet. Evet. İşte o gece bütün geçmiş ne kadar yaratılmış var ise hepsi de Kadir gecesinde gün ışığıncaya kadar tavaf ediyorlar. Bitmiyor. Bitecek diye de kafandan geçirme zaten. Bitmiyor. Kadir gecesi gün ışığıncaya kadar bütün o var edilmiş olan mahlukatın mümin, benim tespitim bu kendimce, hepsi de tavaf ediyorlar mı? Evet. Evet.
Bu kozmik zamanın yerinde yer alır mı almaz mı? Böyle bir bunun üzerinde gereksiz tartışmalar var. Zaman dediğiniz şey andan ibaret. Bu fakirce. Bir anın içerisinde, zaman içerisinde, zaman onun içerisinde zaman yaşamak mümkün mü? Evet. Bir andır bu. Zaman dediğimiz şey noktadan ibarettir. İzlediğiniz alemde, farklı bir alemde, farklı bir zaman türevi veya zaman tecelliyatı yaşar mısınız? Evet. Hatta manevi olarak birinci kat gökteki zaman algısı ile arş aladaki zaman algısı aynı değildir. Bu alemin içerisinde var olan alemin içerisindeki zaman algısı da alemin içerisindeki yaşadığınız mekana ve konuma göre de değişir. Başka bir alemde gerçekten atalarımız var mı? Evet. Evet. Bunun hakkında delilim var mı? Yok. O yüzden konuşulmuyor zaten. Ama şu Elhamdülillahi Rabbil Alemin bence Kur'an-ı Kerim'in ve varoluşun sırrı, varoluşun sırrı bu ayet-i kerimenin içinde. Hayalde sınır var mı? Bu eğer bir kimsenin kendi cüz'i iradesiyle alakalıysa sınır var. Bilgisince dairesinde, bilgisi dairesinde, tecrübesi dairesinde. Ama gerçek manada hayalde sınır var mı? Hayır. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kulun hayali sınırlı mıdır? Evet. Hakkın? Hayır. Hak'tan gelenin sınırı var mıdır? Hayır. Hayalde özgürlüğümüz ne kadar? Bu noktada bildiğimiz kadar özgürüz. Ama o bildiğimizin içerisinde biz kendimizce Cenab-ı Hakk'ın Zatullah'ını hayal edebiliyor muyuz? Hayır. Bu noktada o bizde bilgi olarak var. Cenab-ı Hakk'ın zatı var mı? Evet. Zatını tefekkür edebilir miyiz? Hayır. Yasak mı? Evet. Ben bazen diyorum ki yasak olmasa ne düşünecektin? Bu yasak kime o zaman? Bu yasak gerçekte mana ehline. Bu yasak gerçekte avama değil. Avam bu manada zaten böyle söylemek istemem ama Allah'ı tanıma noktasında zaten kör ki. Yani Cenab-ı Hakk'ın Zatullah'ı denilince imtihan etmek istemiyorum şimdi burada insanları. Ne düşünecekler? Hep düşündüğü şeyler sıfatları olacak. Her ne düşünüyorlarsa sıfatları olacak. Avam zat kokusunu almadı ki hiç. Bu kime? Miraç yapması lazım bu kimsenin. Sufilerce, sufi diliyle uruc etmesi lazım. Urucu yoksa nereden bunu bilecek? Yok. Aha çıkın birbirinize sorun. Allah'ın zatı hakkında ne biliyorsun, ne düşünüyorsun, nesini tefekkür edersin diye. Bu yasak peygamberlere, velilere, büyük sufilere. Hayalde özgürlüğümüz ne kadar? Evet. Bu yazı birçok alıntı içerir. İyi ki alıntı içermiş.
Allah razı olsun. Hoş bir sohbet oldu. Vaktinizi de aldık ama bu bizim burasının sınırı yok. O yüzden bazen bana mail atıyorlar. İşte Sema geç kalıyor. Ondan sonra işte geç kalıyoruz diye. Kıymetli kardeşler, bu tekke sohbetlerini cumartesiye almamızın bir sebebi şu. Ertesi gün pazar. Biz burada rahat, özgür bir şekilde sohbet etmek istiyoruz. Rahat, özgür bir şekilde sema etmek istiyoruz. Burada bir sınıra, bir zamana, bir şeye bağlı kalmaksızın makul dairede bizim sohbetimiz, semamız, duamız ne zaman bitecekse o zaman bitecek. Burada birilerine karşı kendimizi sorumlu ve bağımlı hissetmek istemiyoruz. Özgür bir şekilde burada sohbetimizi, semamızı, duamızı yapacağız, ayrılacağız. İşi olanlar, işte vakti olmayanlar, arabaya yetişecek, otobüse yetişecek, trene yetişecekler, serbestler, istedikleri zaman kalkabilirler. O yüzden bu konuda bana böyle işte yok geç kalkıyorsunuz, yok geç oturuyorsunuz, yok işte soruları cevaplamasanız olmaz mı? Bu tip yönlendirme, bu tip akılvari şeyler yapmayın. Bugüne kadar ben biraz aykırı bir insanım. Yönlendirme kabul etmem. İstişareye açıkım. Yönlendirmeye açık değilim. O yüzden burası özgürce, hür bir şekilde. Hatta bu soru iki sayfa daha olabilirdi. Biz iki sayfa daha sohbet ederdik. Ben sıkılmam. Bu tip sohbetler de hoşuma gider. O yüzden bu konuda kimse yönlendirme yapmaya kalkmasın. Hocam hayalden konu açılmışken bez mi elesti nasıl hayal etmeliyiz? Hayal ettiğim bir hal olduğu için ufkumuzu açar mısınız? Herkesin hayali kendine, herkesin hali de kendine. Bu noktada bir kimse kendi makamına, derecesine, kendi haline göre hal görecek. O yüzden böyle bir başkasının hayalinin üzerinden hayal kurmayın. Bu sizi tembelliğe götürür. Bu sizi balık tutturmaz. Tutmuş balığı yemeyin. Müstamel suyla abdest alınmaz. Bu ne? Birisinin gördüğü hayalin, halin üzerine bir şey koyma. Bu seni yalancılığa, bu seni kolaycılığa, bu seni hırsızlığa yönlendirir. Başkasının rüyasını kendi rüyan gibi anlatma. Başkasının halini kendinmiş gibi anlama. Bir başkasının halinin üzerine hal oturtmaya çalışma. Bu meseledeki kardeşler için, soruyu soran için değil, herkese. O yüzden bunu böyle beyin gerinize yerleştirip öyle bir hal göreceğim diye uğraşmayın. Allah'ı sevin, Allah'a yakın olmaya çalışın. Dilinizi tutun, dizinizi tutun. Tuttuğunuz elini tutun. Gevşeklik de olmaz bu işte. Olmaz. Allah'ı zikredin. Hizmetkar olun, cömert olun. Hizmetkar olun, cömert olun. Eşinizi kırmayın, çocuklarınızı üzmeyin. Eşinize iyi bakın, çocuklarınıza iyi bakın. Eşiniz sizden şikayetçi olmasın. Çocuklarınız sizden şikayetçi olmasın. Komşularınız sizden şikayetçi olmasın. Arkadaşlarınız sizden şikayetçi olmasın. Sufilikte bunlar önemli. Hakka, hukuka riayet edin. Sufilikte bunlar önemli. Allah muhafaza eylesin. Hiçbir şey yok iken Allah neredeydi sorusuna Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amadaydı diye cevap veriyor. Amayı bulutumsu bir şey olarak tasvir ediyor.
O halde ilk yaratılan ama mıdır? Ama yaratılan şey değildir. Zatullah'ın tecelliyatıdır. Tecelliyat demek yaratma demek değildir. Beni dışarı çıkınca takip ediyorlar zannediyorum. Bu yüzden de evden çıkmaya korkuyorum. Ne yapmalıyım? Çare arıyorum. Bu bir vesvese. Bu böyle devam ederse evde çakılır kalırsın. Bu sefer evden dışarı çıkamazsın, rahatsızlığın daha da artar. Cenazede helva verilmesinin amacı nedir? Vallahi böyle bir şey oluşturmuş Türkler, Orta Asya'dan itibaren birileri vefat edince arkasından bir tatlı dağıtıyorlar, hayır dağıtıyorlar. O vefat eden kimsenin üzerine hayır olsun diye. Bu İslam'dan sonra da bu devam etmiş. Vefat edenin hayrına dağıtıyorlar bunu. Kimisi helva yapıyor, kimisi helva ekmek yapıyor. Şimdi lahmacuna döndü iş. İzmir'de lokma var. İzmir'de lokma var. İşin daha acı tarafı. Bunu Bursa'da gördüm, başka yerde görmedim. Bunu Bursa'da gördüm. Enteresan bir şey. Yani insanlar kabristana gidiyorlar, kabristanda meftayı gömüyorlar, sırtlarını dönüyorlar, herkes cantık ayran peşinde. Mezarlığın içinde. Kabristanın içerisinde bir şey yenmez mecbur kalmayınca, bir şey içilmez. Kabristanın içerisinde dua edilir, Allah'a zikredilir. Kabristan'da yeme içme olmaz. Yok İslam adabında. Bunu Bursa'da gördüm, Allah affetsin. Kabristan'da başlıyorlar hemen orada. Meftanın 10 metre ilerisinde başlıyorlar. Arabanın arkasını açıyorlar. Haydi lahmacun ayran. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Evet, bir kimse bu var. Cenaze olan evde işte, hatta o evde yemek de yapılmaz. Yapmazlar orada yemek. Acılıdır orada. Komşu, oranın komşuları, eş, dost oraya yiyecek gönderir. Herkes haline göre. Bir tepsi yemekse bir tepsi yemek gönderir. Birinci gün daha fazla giden gelen dışarıdan misafirleri varsa, o işte cenazenin baba vefat etti. Oğlanın arkadaşları veya hanımın, kızının arkadaşları, damadın arkadaşları, yakın daire oraya yiyecek gönderir. İşte okuyorlar ya, 3 gün, 5 gün, 7 gün, 40 gün, en az 7 gün okuyorlar. Bunu işte bidattı, bilmem neydi, bir sürü laf söylüyorlar. Ya ellemeyin. Vefat edenin arkasından dua ediyorlar. Yasin okuyorlar. Hatim ediyorlar. Ne var bunda? Haram mı? Hazreti Peygamber zamanımızda yoktu. Bidat. İyi kardeş. Kim güzel, hayır bir şey yaparsa, kapağı aralarsa, kaç kişi geçerse ondan sevap alır. Evet. Bu insanlar, din yasak, diyanet yasak, Kur'an yasak, her şey yasakken bunlarla dinlerini ayakta tuttular. Şimdi gelip bidat demen kolay sana. Mevlid okumak bidat. Be ahmak! Hadis okurken götürülmüşüm ben. Şimdi senin konuşman kolay. Sen 86'da geleydin yanıma bir. Sen 87'de geleydin, 88'de geleydin bir yanıma. Sen 90'da, 91'de bir geleydin yanıma. Biz basılırken bir geleydin yanıma sen. Tutturdu şimdi bu şeyler, ne o Vahabi Selefiler. Önüne geleni bidat her şeye. Neredeydin 20 yıl önce? 28 Şubat'ta sakalı uzun diye toplanırken sen neredeydin?
28 Şubat'ta İstanbul'da sırtında cübbesi olanlar toplanırken Selefi Vahabiler, siz neredeydiniz o zaman? Bizim zikir halakalarımız basılırken siz neredeydiniz? 28 Şubat'ta neredeydiniz siz? Göreydik ya sizi. Şimdi bahadır kesildi herkes. Şimdi herkes mücahit. Herkes cihatçı şimdi. Ne biliyorlar hem bir de. Ne biliyorlar ne biliyorlar. Millet evinde Kur'an-ı Kerim okutamazdı. Bizim koca mahallede 3-4 tane kadın vardı Kur'an-ı Kerim bilen. Kızlarının başına başörtüsü takıp dahi gönderemezlerdi. 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşındaki kızları gönderemezlerdi. Herkes o kadınları çağırırdı evlerine. Evet. Yasak. Alıp götürüyorlar. Bayındır'da kadınları Kur'an-ı Kerim okutuyor diye alıp götürüyorlardı. Biz 9-10 yaşlarındaydık. Bildiğiniz yasaktı. Şimdi o zamanlar birisi vefat etmiş. Herkes toplanıyor. Tevhid çekiyorlar. Bizim orada bir de tevhid çekerler. 70 bin tevhid. 2 tane 70 bin, 3 bin tane, 3 tane 70 bin. Kadınlar toplanırlar. Tevhid çekerler. 7 gün işte tabarek okurlar, Yasin okurlar, Kur'an-ı Kerim okurlar. İşte oraya dışarıdan yemekler gelir. O okumaya gidenler kendilerinden yemek götürürler. Bunlar kötü şeyler mi ya? Neresi kötü bunun? Bidat de kestir at. Kardeş, bir millet millet olacak. İnsanlar birbirlerinin ölülerinde, düğünlerinde, birbirlerinin acılarında, tatırlarında beraber olacaklar. Allah muhafaza eylesin. Babam dedemden önce öldü. Ben dedemin malına mirasçı mıyım? Evet. Dede mahrumiyeti nedir? Vallahi o kadar bilmiyorum kardeş. Sen dedenin malına mirasçısın, al. Gelen mirası. Almayacaksan bize getir. Dediğime bakmayın. Aman ha. Allah muhafaza eylesin. Latifesi dahi. Onun kalkar bize böyle dedi ya filan. Latifeden söyledi. Andırdı sakın ha. Elhamdülillah. Mali durumu çok çok yerinde. Hamdolsun Allah'a. Hiç kimseden hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Efendim, istihare namazında herhangi bir işaret alınmasa, sonrasında zikrullah yaparken, uyku halindeyken kalbe ailenin veya şahıslar hakkında övgü sözleri gelse, mesele hakkında nasıl tutum göstermeliyiz? İlla ki bir tutum mu göstereceksiniz ya? Bırakın geçin. Bu evlilikle alakalıysa, vallahi hiç böyle evlilikle alakalı istihare yapanlara hiç gönlüm razı değil. Hiç ama. Otur, bir sefer konuş. Olmadı, bir daha konuş. Olmadı, bir daha konuş. Olmadı. Allah yoluna açık etsin. Bitti. Tamam ya. Bu kadar. Git birine daha talip ol. Talep et. Oldu, kabul edildin. Otur konuş. Bir daha konuş. Bir daha konuş. Oldu, olmadı. Tamam, bitti. Bu kadar. Evleneceksin. Erkek kadın. Evleneceksin mi arkadaş? Evet. Bir hedef tayin ettin mi? Evet. Haber gönderdin. Kabul edildin mi? Evet. Otur 3 sefer konuş. Konuştun mu? Konuştun. Tamam mı? Tamam. Evlenecek olan adamın. Bir adam evlenecek ya. Karısını götüreceği evi. Karısını götüreceği evi. Hazırdır. Hazır olmalı. Nereden çıktıysa bizde
Nişanlanıyorlar. Bir yıl sonra düğün. Nişanlanıyorlar. İki yıl sonra düğün. Allah'ım diyorum ya kendi kendime. Bu İslam'da yok. Hadi bir hazırlık dönemi 10 gün, 20 gün, 30 gün, bir ay. Ya bu ne ya? Konuşuyorlar, gidiyorlar, geliyorlar, git gel, git gel. Millet ne sabırlı maşallah, subhanallah. Ben kendi kendime diyorum, ulan bu adam diyorum, amma sabırla, bekle Allah bekle. Bu kadın amma sabırla, bekle Allah bekle. Tuhafıma gidiyor, Allah muhafaza eylesin. Diriliş dizisinde Muhyiddin Arabi karakteri ya da Ertuğrul Gazi karakterleri dizi içerisinde zikrullah yapıyorlar. Hal yaşadığını canlandırıyorlar. Dizide bu olaylar rol gereği yapılıyor ama gerçek hayatta bu kişilerin canlandırdıkları rol ve olayların kişiler üzerine manevi etkiler olur mu? O bir rol. Onlar tiyatrocu. Dizideki rollerine kaptırırlar, çok etkilenir, etkilenmezler bilemem. Meslerimizin üzerine abdest alırken mest etmeyi unuttuğumuz namaz esnasında hatırlasak ne yapmamız gerekir? Mestin üzerine mest etmeyi unuttuysan abdestsiz namazı durdun demektir. Namaz fasit oldu. Gideceksin tekrar mestin üzerine mest edeceksin, yeniden namaza duracaksın. El Fatiha, maşallah. Amin. Salim, ses için teşekkür ederim. Bugün ses çok güzeldi. Bana güzel geldi. Bilmiyorum. Arka taraf rahat duydunuz mu? Erkut, rahat duydun mu? Çok rahattı ya. Salim'i kurtarmak için demiyorsun değil mi?